Amerikan basketbol ligi NBA oyuncusu ve milli basketbolcu Mehmet Okur ve eşi Yeliz Okur birlikte çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ben Türk'üm. Ben Atatürk'çüyüm. Ben laikim, Ben Cumhuriyetçiyim. Ben teröre karşıyım. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. İşte, i̇şte bu yüzden hayır ediyoruz. Hayal ediyoruz. Ünlü oyuncu Berna Laçin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla referandum için oy kullanılacak halka bir formül açıkladı. Formül şöyle işler. Başkan RTE seçim evet. Başkan Kılıçdaroğlu evet. Başkan Demirtaş evet. Eğer biri bile sana hayır dedirtiyorsa hayır de. Özetle Kılıçdaroğlu, Demirtaş ya da yeni bir Kenan Evren başkan olsa razı mısın? Cevabın evetse evet de. Hayırsa hayır. Oyuncu Nilgün Belgün ise Twitter hesabından ''Hayır, bu gecenin şarkısı olsun anlayanlar için notunu paylaşarak şarkıyı seslendiren Ayşegül Aldinç'i etiketledi. Ünlü karikatürist Tuncay Akgün de Layık, demokratik, özgür bir Türkiye için ben de varım kardeşim, sen de var mısın?'' şeklinde bir tweet attı. Gazeteci Yekta Kopan'da yaptığı paylaşımlarla anayasaya hayır diyenlerden. Hep güncel kitaplar önermek olmaz. Adalet Ağaoğlu'ndan 1987 tarihli romanı henüz okumamış olanlar için diyerek Ağaoğlu'nun Hayır adlı romanını paylaştı. Yazar Ahmet Ümit de hayır diyen isimlerden. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise manalı bir paylaşım yaptı. Niye Rıdvan'ı Arda'ya kızıyorsunuz? Bu bir referandum. Bırakın insanlar dilediğini söylesin. Rıdvan bana sorsaydı hayır derdim. Sözcü Gazetesi köşe yazarı ve yapılan anketlerde en güvenilir kişi çıkan Uğur Dündar da hayır diyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanına verdiği olağanüstü yetkilerle laik demokratik parlamenter sistemi tek adam rejimine dönüştürecek olan anayasaya hayır. Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Değişiklik teklifi dikkatlice okunursa bu teklifin iktidarı muhalefetiyle herkes için büyük tuzaklar içerdiği açıkça görülür. Özetle aceleyle getirildi, itirazlar hiç dikkate alınmadı. Kim olduğu hiç fark etmez. Bir kişiye bu kadar güç ve yetki verilmemeli. Ünlü oyuncu Cem Davran da şu karanlık günlerde duyduğum en güzel söz. Bir daha düşün canım kardeşim yazarak imalı bir gönderme yaptı. Fox Haber sunucusu Fatih Portakal da hayır diyecek olanlardan. Bu maddelerle sistem değişikliğine hayır diyorum. Partili ama tarafsız Cumhurbaşkanı nasıl olunacak? Notunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu Orhan Aydın ise nerede bu devlet diye bağıran Havva Ana hayır diyor notunu paylaştı. Ünlü tiyatro oyuncusu Genco Erkal da manidar bir paylaşım yaptı. Hepimiz birimiz için değil, hepimiz hepimiz için hayır dedi. Aydınlık bir Türkiye için hayır notunu paylaşan ünlü oyuncu Meltem Cumbulsa sergilediği oyun sonrası seyirciyi selamladıktan sonra çektiği videoyla dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Aşağıdaki yönetmen hanımına ne diyeceksiniz? Hayır! Gazeteci Ahmet Hakan da kanalda ekranlarından hayırcıları rahat bırakın dedi. Buradan yetkililere sesleniyorum. Nasıl evetçilere dokunmuyorsanız hayırcıları da rahat bırakın. Bu arada Fenerbahçe taraftarı Başkanlık Anayasası referandumunda evet diyeceğini açıklayan Rıdvan Dilmeni protesto etti. Fenerbahçeli taraftarların kaldırdığı dövizlerde anıyoruz 1962 2017 yazıldı. Dövizlerde Dilmen'in fotoğrafı da yer aldı. Dünkü Fenerbahçe Galatasaray basketbol karşılaşması da artık son zamanlarda her spor karşılaşmasında taraftarların dilinde olan İzmir marşının coşkulu söylenişine tanık oldu. Ülker Arena spor salonu yaşa Mustafa Kemal Paşa sesleriyle inledi. <laughs>